Üstüne bir de kahve içer miyiz? Tabii. Hı, olur. Sen? Hazırlıyorum hemen. Annene çok benziyorsun. Aslında daha çok babama benzerim. Ama onda sadece çocukluk fotoğrafım var. Çünkü ben 3 yaşındayken onu kaybettik. Çok üzüldüm. Aa, dur koyma. Bak daha çok ilginç fotoğraflarımız var orada. Anılardan bir demet. Zaman tüneli gibi. Bu kadar eski tanıştığımızı bilmiyordum. Hadi gel oturalım. Aynı ortamdayız. Bulmuşuz birbirimizi. Cemiyet. Sen bunların dalga geçtiğine bakma. Cemiyet önemlidir. Sadece dergilerden gözüktüğü gibi de değildir. Açılışlar, davetler, yani tek olay bu değil. Ortak hayat görüşleri, ortak değerler. Önemli olan bunlardır. Tabii şimdi Hande Hanım Türkiye'deki burjuvazinin değişmediğini düşünüyor. Beyaz Türkler, krem tabaka falan. Ama bu onun suçu değil. Bütün o sosyete dergileri onu bu hale getiriyor. Canım benim, kıyamam ben sana. Cemiyeti sosyete dergilerine indiremezsin Koray. Ben de Hande ile aynı fikirdeyim. Sınıfsal fark diye bir şey tüm dünyada var. Bunu da reddedemezsin. Sınıfsal fark. Hepimizin bir kimliği var sonuçta. Ortak bir yerlere aidiz. Ortak zevklerimiz var. Benzer ailelerimiz, benzer yaşam tarzımız var. Öyle değil mi? Neyse ben gideyim artık. Bir saat oldu mu ya? Trafik vardır şimdi. Ben bırakayım seni. Yok, muhabbetinizi bölmeyeyim ben. Sınıfsal fark, cemiyet falan. Derin konular bunlar. Ben taksiye binerim. Ben sana bir taksi çağırayım. Senin yanında bana da böyle oluyor işte. Sen yeşili seyrediyorsun ya. Ben de seni saatlerce seyredebilirim. Durakta taksi yok. İyi olsun. Sokaktan binerim ben de. Bu saatte burada bulamazsın. Ben seni bırakırım. Yok gerek yok. Kendim giderim. Ama uzattın Feriha. Annenler bir kız arkadaşın arabasından inin diye kızmazlar herhalde. Ailemle ilgisi yok. Fuzurlu kibarlıklara da gerek yok. Görüşürüz, size iyi muhabbetler. Görüşürüz. Görüşürüz. İyilik de yaramıyor bu kıza. İyilik var, iyilik var anne. Eve bırakacağım diye ödü patladı. Ailesi bu kadar manyaksa sokağın başına da inebilirdi. Ne var bunda? Başladın yine anne.